Montenegro, Karadağ ülkesinin Tivat şehrinde bulunan Porto Montenegro, lüks yatların ve markaların bir arada bulunduğu uzun bir sahile sahip olan çok keyifli bir şehir merkezi. Aynı zamanda pek çok kafenin, restoranın bir arada olduğu, gün batımına bir kadeh şarap ya da bir kahve ile eşlik edebildiğiniz gayet keyifli bir mekan. İstanbul'un Nişantaşı ya da Bağdat Caddesi'ne emsal olabilecek bir lüksliğe sahip. Ama pek çok kişinin rahatça oturup birkaç atıştırmalık bir kahveyle gününü geçirebileceği de bir merkez aynı zamanda. Geç tanıştım Tivat'la ve Porto Montenegro'yla ama gerçekten çok beğendim. Birçok fotoğraf ve video çekmiştim. Hepsini birlikte biraz hızlandırarak sizlerle paylaşmak istedim. Lüks yatlara biraz meraklıysanız her insan onların içinde seyahat etmeyi hayal edebilir. Burası gerçekten ufkunuzu açan bir liman aynı zamanda. Ben çok alışveriş delisi bir insan değilim ama yürürken etraftaki markalara şöyle bir göz atmak da keyifli. Benim için en güzel tarafı aslında denizin kıyısına yürüyor olmak ve Karadağ'da yaşıyor olsaydım herhalde Tivat'ta yaşamayı isterdim. Çünkü uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyorum. Ve dolayısıyla burası size o imkanı sağlıyor. Yorulduğunuzda küçük bir mola vermeye imkan buluyorsunuz. Acıktığınızda birçok farklı lezzeti bir arada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda sokak lezzetlerinden de yararlanmak mümkün. Hem yılbaşı hem sevgililer gününün birbirine yakın olmasından dolayı iç kesimlerde birçok keyifli fotoğraf çekme imkanı da buluyorsunuz. Onları paylaşmadım ama belki ayrı bir video yaparım. Işıkların arasında olmaktan keyif alıyorsanız gerçekten orada fotoğraf çekmek çok keyifli birçoğumuz için. Sokak lezzetlerinin olduğu kısım da bizim küçük böyle atıştırmalıklarımızın olduğu fuar merkezlerine benziyor. Çikolatalar, biraz kitap, kahve meraklıları için küçük küçük alışveriş merkezleri de var aynı zamanda. Ama benim için dediğim gibi en keyifli yanı gün batımını seyretmekti burada. Hatta bir fotoğraf da paylaştım. Instagram'da güneş tanrıçası olabilirim diye paylaşmıştım o resmi. Hem kınalarıyla ün yapmış biri olarak, kına videolarıyla ün yapmış biri olarak güneşin saçların arasındaki ışıltısını çok beğenmiştim o fotoğrafta. Facebook'ta da zaten profil resmi olarak kullanıyorum şu anda. İsteyenler girip oradan da bakabilir. Ama zaten fotoğrafı gördünüz. Bu videoyu paylaşmak hakikaten bugünlere kaldı. Aslında döneli epey oldu. Ama evde olduğumuz bugünlerde biraz deniz kıyısında olmak, farklı bir ülkede farklı bir ışığı tekrar hatırlamak bana iyi geldi. Dilerim sizler de videoyu başından sonuna kadar izlersiniz. Gitmek isteyenler için güzel bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Biz her Hersekmovi'deyken Tivat'a feribotla geçiyorduk. Feribot ücretsiz olarak geçiyor karşıya. Araçlarla birlikte insanlar da yaya olarak aynı zamanda geçebiliyorlar Tivat'a. Canlı müzik yapılan çok güzel noktalar var. Gençler müzik yapıyorlar. Bu anlamda da çok keyifli. Budva daha çok bilinen bir şehri olmakla birlikte Montenegro'nun Karadağ'ın. Bence Tivat'ta sosyal anlamda da birçok imkanı bulabildiğiniz ve özellikle ilk yapılan limanıyla Porto Montenegro limanıyla da bence gözde mekanlardan bir tanesi. Şimdi Porto Novi yapılıyor. Porto Novi Hersekmovi'de yapılan bir liman ve yerleşim yaşam merkezi. Bunlar tabii yüksek oktavlı bir yaşam imkanı sunuyor insanlara. Oldukça lüks ve keyifli konaklama merkezleri. Otel ya da
ev olarak insanların yaşayabildiği ama biraz daha ilerlerde eski yaşayan gerçek halkın yaşadığı daha otantik bölgelere de ulaşabiliyorsunuz. O da apayrı bir keyif. Şimdi gün batımını izleyeceğiniz bir video geliyor. Hızlandırmış olmakla birlikte yine de ben tamamını izleyin isterim. O yüzden şimdilik sizi müzikle ve gün batımıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli, sağlıklı, huzurlu bir gün ve yaz diliyorum şimdiden. Hep birlikte inşallah bunları tekrar yaşar ve keyfini süreriz. Sevgiyle kalın.